Azade, hayret, gidiyor musun? Hesap vermeden nereye kaçıyorsun Azade? Ne istiyorsun Feray? Bana bir evlat ve bir ömür borçlusun. Verebilecek misin? Söyleyecek bir sözün yok değil mi? Çünkü senin kalbin yok. Vicdanın yok. İçinde bir yerlerde ufacık da olsa bir sevgi yok. Eğer öyle olsaydı babanın arkasına saklanıp beni öldürsünler diye adam tutturmaz. Ne saçmalıyorsun sen? Önce aşkımı çaldın benden, sonra evladımı. Senin benimle hiçbir hesabın olamaz. Adnan kendi kararını kendi verdi ve benimle evlendi. Ayrıca ben kimseden bir şey çalmadım. Demek Adnan seni seçti. Gözlerimin içine bak. Elini vicdanına koy ve söyle. Adnan kime aşıktı? Adnan'la ben evlendim. Yuva kurduk. Ömrümü verdim ben Adnan'a. Eğer seni isteseydi, sana aşık olsaydı beni bırakırdı, seninle evlenirdi. Yaşadıklarının sorumlusu ben değilim Feraye. Sensin Azade. Sensin. Ve senin baban olacak o zalim adam. Bir de şu an toprağın altında yatan Adnan. Hepiniz sorumlusunuz. Bu konak, o mal mülk, o şanlı soyadınız. Hepiniz sorumlusunuz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Kaçamayacaksın Azade. Benim hiçbir yere kaçtığım yok. Ben sadece kafamı dinlemek için gidiyorum. Sen kendine savaşacak başka birini bul Feraye. Anne! Anne, nereye gidiyorsun Allah aşkına? Ne bu böyle? Yenildim oğlum ben. Kime yenildin anne sen? Kime? O kadına. Babanın aşık olduğu o kadın. Konağımın, evlatlarımın gözü önünde bana değersizliğimi hatırlatmaya geldi. Ve hiç olduğumu göstermeye geldi. Babanla evli olmamı bir türlü sindiremedi. Bedel ödetmeye geldi. Amacı beni yok etmek. Anneciğim, öyle kolay mı seni yok etmek? Hı? Ya sen sadece bir adamın eşi değilsin ki. Sen kimseye ihtiyacı olmayan çok güçlü bir kadınsın. Sen bizim güçlü annemizsin. Sen bizim idolümüzsün. Tükendim oğlum ben. Gücüm kalmadı. Anneciğim, biliyorum. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Çok yoruldum. Ama bana gücüm kalmadı deme. Bizi buna inandıramazsın. Bak, sana bir şey soracağım. Lütfen bana doğruyu söyle, olur mu? Gitmeni gerektirecek bir şey yaptın mı sen bu kadına? Yapmadım desem. İnanacak mısın bana? Ya inanmaz olur muyum? İnanacağım tabii ki. Sen benim annemsin. Yapmadım. Tamam o zaman. Tamam. O zaman gitmek yok. Vazgeçmek yok. Bizi yalnız bırakmak yok. Sen bizim annemizsin. Bizim sana ihtiyacımız var. Oğlum. Anneciğim. Sen bu konaktan gidersen yok olursun. Bundan vazgeçersen yok olursun. Kal bizimle. Tar konağımız. Feraye Hanım. Zamanında yaşadıklarınız sizi de, Azade Hanım'ı da yeterince yıpratmış. Bir kadının neden canını yakmak ister anlayamıyorum. Sen bunu önce bir kayınvalidene sor, sonra karşıma çık istersen. Ne istiyorsunuz masum insanların evinden, yuvasından? Siz de mi konak için gözünüzü kararttınız yoksa? O masum dediğin insanlar benim hayatımı mahvetti. Hepimiz acılar yaşadık Feraye Hanım. Ben acıların en büyüğünü yaşadım. Evlat acısını. Benim karnımdan bebeğimi çaldılar. Kim verecek bunun hesabını? Hı?
kim verecek bana gençliğimi geri? Yaman'ın bebekliğini, çocukluğunu. Ha? Kim geri verecek bana? Yaptıklarınız neyi değiştirecek peki? Acılarınızı dindirebilecek mi? Sen daha çok gençsin kızım. Böyle bir acıyla sınanmadın. Sen bunu bilemezsin. Nereden biliyorsunuz sınanmadığımı? Benim de karnımdan bebeğimi çaldılar. Sizin ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Bunu yapanları görmezden gelebildin mi? Geldim. Hala da geliyorum. Mecburum buna sevdiklerim için. Feraye Hanım, ben yüreğimdeki nefretin yerine sevgi koydum. Aşk koydum. Size de bunu tavsiye ederim. Yoksa her şey çok daha kötü olacak. Sizin için de, evladınız için de. Her şey kötü olacak. Hey! Ne oluyor? Sen kimi tehdit ediyorsun? Ha? Ne öyle her şey çok kötü olacak falan? Bana da söyle, ne yapacakmışsın bize? Kızım, ne oluyor? İki kadın dertleşiyorduk burada. Niye böyle celalleniyorsun? O sizinle o şekilde konuşamaz. Ben ona haddini bildiririm. Allah Allah. Ben bildiremez miyim? Aklım kıt mı benim? Sizi ezmeye çalışıyordu, gördüm. Ne oluyor burada? Anneni kenara çekmiş, ayar veriyordu. Bir şey oldu yok. Konuşuyorduk sadece. İyi günler Feraye Hanım. Annem mi ayar veriyor derken? Tamam İman, karışmıyorum. Ayşe canını sıkacak bir şey mi dedi? Evet dedi. Yok canım, kötü bir şey demedi. Ortalığı karıştırmaya gerek yok. Neyse, güzel şeylerden bahsedelim o zaman. Azade gitti biliyor musun? Ay, günaydın. Ay, hayatımda uyuduğum en güzel uykuydu. Bayağı da uyumuşum. Kötü bir şey mi oldu? Yok. Hayır, yani annemin böyle tek noktaya bakıp dalması pek hayra alamet değil de ben o yüzden şey yapmışım. Yok canım. Aslında çok güzel şeyler oluyor. Konaktan eskiler temizleniyor, yeniler ferahlığıyla geliyor. Hizmetçileri de kovacağım, yakında tam olacak. Hande'cim tamam artık. Hadi güzel bir kahvaltı yapalım. Hı? Ha, tamam olur. Söyleyin bana yerini, ben hemen hazırlayayım. Olur mu öyle şey? Sen bu evin hanımısın. Artık sen oturacaksın, onlar sana hizmet edecek. Bak ne güzel söylüyor oğlum. Siz oturun, ben bir şeyler hazırlatayım. Yok sağ olun da ben öyle rahat edemem. Siz annemi daha tanımıyorsunuz. O hep böyleydi. Ben daha bir dakika bile oturduğunu görmedim evde. Anlaşılan sen hiç annene çekmemişsin tembel teneke. Üstündekiler de pek yakışmış. Açmış seni. Teşekkür ederim. Güzel bir hayatım var. Kalp Yarısı ATV'de.